Merhabalar, selamlar hepiniz. Yepyeni bir Kingdom North Stands bölümüne hoş geldiniz efendim. Biliyorsunuz geçen bölümde taş çağına geçiş yapmayı başardık. Taş çağına geçiş yapmakla beraber elimizde gördüğünüz şu koca çekiç, torun çekiciyle ortalığa yargı dağıtmaya başladık. Bu arada hala kanlay yaşanmadı. Hani o kanlı dolunayda savunma yapmadık. Ne zaman savunma yapacağımızı tam bilmiyorum. Buranın surunu taşa yükselttikten sonra yavaştan ekonomimi avcılıktan tarım ekonomisine geçirmeye çalışacağım. Çünkü hani avcılık evet belli bir yere kadar çok çok iyi ama tarım ekonomisine de geçmezsek sorun yaşarız diye düşünüyorum. Hocam bunlar ne? Kalkanlı adamlar. Bir tane rica edebilir miyim? Nasıl gözüküyorsunuz? Onu merak ettim. Ne yapıyorlar bunlar kalkanla? Bir dakika. Piyadeler kendilerine mi alıyor bu kalkanı? Bu arada bu paranın büyük bir miktarı burayı savunmak için kullanıldı. Sanırım tarla çağına geçemeyeceğiz. Aa, bankacı açıldı. Oğlum 3 günde bir mi geliyorsun? İt. Bütün paramı aldın gittin sandım. Hazineyi boşaltma üstüme dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir 10 daha vereceğim parama çökme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bu faizli reisler. Yani ne kadar para olursa bu parayı belli bir süre işliyor anladığım kadarıyla. Sonrasında bize faizini veriyor. Bu arada hemen... Abi dur çok erken ilerlemeyelim ya. Çok erken ilerlemeyelim tarlaya. Önce bir kendimizi savunacağımızı garanti altına alalım da. Parama çökme gagana tükürürüm bak. Geçen vermedin 20 altınımı. Bir 20 daha verdim kılık altın kaptırmış oldum sana. Bu nasıl bir sur la? Hala odundan gibi duruyor sur. Piksel piksel Anadolu. Ha kalkanı işçiler alıyor. Kendilerini savunmak için galiba. Peki. Sevgili dostlar adamlarımızın avcılıktan dönmesini bekleyeceğiz. Adamlarımız avcılıktan döndükten sonra elimize para geçecek diye tahmin ediyorum. Biz tarlaya geçelim. Biz tarlaya geçelim dayı şuna baksana. Lan. Sincaplarını dürttük benim. Nerede para nerede para? Evet abi son sincap bükücüler yeterince verimli savaşamadılar. Amma ve lakin korkmaya endişelenmeye gerek yok. Surları upgrade'lemeyi başardık. Ve base'de kampta böyle adamlar avel avel bakıyor. Tabi onları tarlaya vermeyi planlıyorum da. Onları tarlaya vermeyi planlıyorum. Artık yavaştan bir tarım ekonomisine geçmek lazım canım. Hocam para var mı? Aslanlarım benim. Abi ne tarım ekonomisi? Adamlar yeni ekonomi kurdu bana. Kanka ben buradan ilerlemiyorum bu arada. Avcılıktan gayet memnunum. Umurumda değil, gitmiyorum bir yere. Dayı bak şimdi tarlaya gideceğim de ne olacak? Bir mantıklı düşün, bir makul düşün. Tarlaya gideceğim ne olacak? Adamlar parayı vurdu. Şu sağ taraftaki kör gözüne tipik attıkların birazcık sıkıntılı çalışıyor. Abi bu arada okçu kulesi buraya neredeyse adam yanaştırmadı fark ettiniz mi? Gelemedi adamlar. Şöyle yapalım. Buranın geçilmez olacağını garanti altına aldıktan sonra buranın avcı kulesini bir upgrade'leyelim. Hemen ardından ileri doğru koşturup adam almaya gidiyorum. Abi kesinlikle buraya ilerlemeyeceğim bu arada yani. Tarla bana bu kadar verir mi? Verir herhalde ama bence acele etmeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok abi acele etmeye. Oyunun müzikleri bu arada enfes. Oyunun müziklerini böyle bir çaldığında kulak vermenizi kesinlikle tavsiye ederim. Dayı nereye gidiyorsun? Para arkada. La dayı! Arkadaşlar dayı parayı bulunca bozdu, sapıttı. Burası bir üst kademeye upgrade'lenmiyor anladığım kadarıyla. Taş çağına geçebildik. Bu arada ben acık susayım mı? Baba ver 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 ses ver ses ver. Ses ver. Pek veremedik ama
Ya seslendiren hanımefendinin o kadar yumuşak bir tınısı var ki. Harika hissettiriyor yani de bizi burada yakalarlarsa cortlatırlar. Gidelim gidelim. Gidelim usta gidelim. Bizi burada fena cortlatırlar. Bir an evvel buradan ilerleyip ikilemem gerekiyor. Şöyle düşünelim. Bir yandan yanımızda geyiklerle geliyoruz. Adamlar zaten avcılıkta dünya markası. Artık çok daha iyi hale gelecekler. Bu arada teyzeyi kaptırmamıza rağmen böyle bir oynanış gerçekleştiriyoruz. Bu da işin güzel yanı. Şeyi de merak ediyorum bak şimdi. Torun çekicini aldık geçenlerde. Taş çağına geçtik. Torun çekici, taş çağı. Efendime söyleyeyim base upgrade'lendi. Bankacı var. Acaba savaşçı yerine ne kullanıyorlar? Dediğim gibi ben büyük baltalı bir berserker bekliyorum ama çok yüksek miktarda hasarlar veren hiç belli olmaz. Beyler, geyikler geliyor ellerinizden öper. Hepsini yapıştırın. Aslanlarım benim, bu nasıl bir para? Oğlum bu nasıl bir para lan? Yarın şu kuleye bir upgrade daha. Gençler taşıyamıyorum. Taşıyamıyorum anam babam, yeter taşıyamıyorum. Kanka o videoyu senden ben sonra özel olarak alayım mı Mesrona? Ay suya düştü. Taşıyamıyorum evet. Hocam şu kuleyi de bir upgradeleyelim. Ama ben senden o videoyu sonra bir özel olarak alayım senden. Hani merakımı da cezbetti herif. Ya nereden baksan şu an merakımı bir cezbetti yani. Mesela bu arada desteğin için teşekkürler, eyvallah. Hayvan herif ya. Şimdi buraya yeterince adam topladık. Taş çağına geçtik. Kuleleri upgrade'ledik. Kulelerin upgrade... Bir saniye. Bu heykele bir altın verince ne olacak? Ne heykeli bu? Ne olacak heykele bir altın verince? Vereyim mi? Savaşmaya mı gidiyorsunuz? Bunlar savaşçıya dönüşüyor. Kapının önünde tank oluyorlar. Dalmaya giderseniz küserim. Dalmaya gitmek yok oğlum. Kapının önünde tank oldu bunlar da. Reis tank olmasaydınız be. Kendinize hakim olun. Ölmeyin, ölmeyin. Bir adam daha alalım mı? Teşekkürler. Demek ki bu şu anlama geliyor. Kalkanlar nerede acaba tam olarak? Evet sevgili arkadaşlar, şimdi buradaki kuleyi iyiden iyi upgrade'ledik. Çünkü burası büyük bir avcılık alanı. Askerlerimiz geri çekilirken sıkıntı yaşayabilirler. Bu kule sayesinde yaşadığımız sıkıntıdan kurtuluruz. Yaşadığımız sıkıntıdan kurtulmakla beraber birkaç tane daha işçi yapsak hoş olur gibi. Çünkü normal işçiler ellerine kalkan aldılar. Belki tamirat, tadilatla uğraşmıyor olabilirler. Bunun haricinde topladığımız adamların tamamını okçu haline getirmeye devam edelim. Ve adamlar avcılık yapmaya devam etsinler. Yeni yeni adamlar almaya devam edelim. Şu kuleye de bir tık upgrade basmak lazım. Paramızı falan her şeyimizi çok muazzam değerlendiriyoruz abi. Ve işin aslında her şeyi tahmin ettiğimiz gibi, öyle değil mi? Ama burası avcılık yapamıyor abi. Bu koridor iptal. Buradan bize para gelmez. Bu koridorun avcılık yapabilmesi için benim buranın ağaçlarını da kesmem lazım ama buranın ağaçlarını kesersem şayet asker kampım devreden çıkmış olacak ve asker kampının devreden çıkmasını kesinlikle arzu etmiyorum. Aha bankacı da burada. Para verin lan. Tamam seni yollayalım. Bankacı nerede? Şşt. Kardeşim faiz oranlarını alabilir miyim? Faiz ver faiz. Bu kadar mı? Kanka seni döverim bak, ben kaç altın attım o bankaya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sömürdün bizi, sömürdün, sömürdün. Oğlum 10 altın atıyorum, adam bana 5 altın olarak geri veriyor bunu. Parayı hazineye koymadı, fark ettiniz değil mi? Parayı hazineye koymadı. Bebek ağlama sesi de geliyor. Arkadaşlar sanırım öpüldük. İçimden bir ses öpüldük diyor ama hayırlısı bakalım. Yani Termit teyzeyi kaptırdığımızdan bu yana bana bu kadar koyan başka bir etkinlik olmamıştı. Sanırım arkadaşlar bizi ayakta götürüyorlar abi. Şurayı fullleyeceğim de, ha burası zaten fullmüş. Arkadaki koridoru da mı fullesek? Bence binaya upgrade basalım. Başkent mi yapıyoruz ya? Kardeş bu ne? Evet sanırım artık Berserker'lar falan gelecek böyle. Berserker, Berserker nasıl okunuyorsa artık. Arkadaşlar herkes eline okunu alsın, kuşansın. Beyler avcılıktan döndünüz. Var mı bir 3-5 bir şey? Anladım. Sizin aldığınız para bana zarar lan. Esah diyorum zarar yani. Yani bu koridor beni bir üzüyor. Dur diğerlerinden dileneyim de şuranın kulesini upgrade'leyeyim bari. Hayvan herifleri ya. Vay babaan anan kemiğine arkadaş. Bak bir şu koridora bak. Adamlar bizi deli gibi besliyor. Silkelendikçe para çıkıyor heriflerin üzerinden. Bir de arkadaki adamlara bak. Son kule upgrade'ini de yapalım buraya. Ya şimdi bak bir iki tık daha ilerleyeceğim. Ama o zaman askeri kamp gidecek. Askeri kampın gitmesini istemiyorum ben. Diğer taraftan dalıyorlar galiba bu arada. Dala neden olmadı? Gün 15. Bizim okçulara baksana abi. Çoktan yardırmışlar burayı ya. Sakin ol oğlum. Tamam. Yorulduğunu anladım. Vallahi geyik çifteyi kaldırdı böyle. Bizi bir tane yaslayacaktı. Sağlamından. Ormanın içinde ilerlemeye devam edelim. Bir tane daha kule dikilecek yer görürsem çok daha rahatlayacağım. Adamlarımın başında bekleyeyim. Bu esnada ben adamlarımın başında beklerken gidip sağdan soldan geyik davlayayım. Ha merhaba. Var mı ki param ya? Kesede. Vey. Kanka kristali de beğenmeyen yani ne bileyim. Şimdi para getireceğim bekle. Geyiğe çakar mısın? Geyiğe. Ha eyvallah. Kanka al. Biz buralarda çok dolanmayalım usta. Çekicimize de o kadar güvenmeyelim. Torun çekicine. O kadar güvenmeyelim, yarı yolda kalırız. Merhaba. Son ağacı da kes madem. Hiç kule yok mu? Ama savaş kulesi yoksa adamlar geri çekilirken nerede konumlanacaklar? Nerede hizalanacaklar? Abi şurada bir yerde bir tane kule olsun lütfen. Çünkü bir kule yapıp ya adamlar buraya kadar gelecekler geri çekilirken. Hani onları koruyacak bir kule olsun ki bizim çocukları yakalayıp yemesinler. Şu an yakalayıp yediler gibi hissediyorum bu arada. Bak buralara kadar paso ot mod çıkacak böyle. Onların içerisinden adam çıkacak. Avcılık yapılacak. Aa. Bugün böyle size de bir ayrı sıkıntılı gibi geldi mi? Bir şeyin kapısı açıldı. Koşun çocuklar, koşun. ...15 günde bir mi dalıyorlar artık? Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. İyi ki şuraya gözlü kulesi diktik. Oğlum sıkı durun, sıkı durun. Sıkı durun evladım, sıkı durun. Nereden geliyorlar ki acaba?
Arkası? İki tarafta temiz. Oğlum verdin müziği, verdin gerginliği. Gerim gerim gerildim şu an. Abi. Ok atma sesi duydum, buradan geliyorlar. Oo, maskeli maskeli dayılar. Biraz fazla mı upgrade basmışız? Tek mi yediler? Doğru mu gördüm? Abi galiba herifler kanlı ayda tek yedi. Hı-hı. Adamlar tek yedi hocam. Harbiden tek yediler. Yani ne sandın canım? Ne sandınız canım? Hocam sana para vermedik ki biz. Yerini de yıkmadık. Nereye gidiyorsun öyle? Şimdi bu şu anlama geliyor. Ulan 15 gün beklediler dalmak için. Gerim gerim gerildim. Böyle bir içim dışım birbirine girdi. Bir kötü kötü oldum ben. Bir kötü kötü oldum. Ama herifler dala dala bu kadar daldı yani. Pek bir şey etki etmedi. Peki şunun önüne bir yere kurulma şansım yok mu hocam? Yani şuralara bir yerlere. Asker kampını yıkmamak suretiyle. Burası ne ola ki? Ben burayı da açtım. Bronz çağının geçişi mi? Ha, bronz çağına da geçersem ben yıkılmam. Ondan dolayı diyorum. Galiba bronza geçtik. Gidip şu köşeden iki adam daha alayım. Abi sanırım bronz çağına geçiş yaptık yani taş çağının ardından. Yatın la aşağı. Oy 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 oy. Kardeşim sincaba bile mi ya? Torun çekici efsane bir şey, efsane. Sevgili dostlar, bence artık ne yapma zamanı biliyor musunuz? Sağ kanada orduyu hazırlayıp... Hey 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 hey! Silahım var ve kullanmaktan çekinmem. Çekici vururum kafana. Toynağını dürttüm. Hayırdır? Çok artistlik yaptık. Gidelim gidelim. Şarjı bitti. Bizimki şarjlı. Ne yapacaksın? Bataryam biterse şimdi, akü biterse vurdurmak zorunda kalırız hocam. Aman. Aman vurdurmak zorunda kalmayalım beyim. Beyim, vurdurmak zorunda kalırsak sıkıntı yaşarız beyim. Şöyle bir eve doğru dönelim. Yani bronz çağının getirdiği savunmaları da yaptıktan sonra bence artık sıra saldırıda sevgili arkadaşlar. Hani gerçekleştirdiğimiz seride gelecek bölümde savunmayı en üst düzeye çıkarıp asker topladıktan sonra yavaştan bir hücum emri verebiliriz bence. Ve bu oynadığımız demo bu arada. Demo sürümünde bile ne kadar içerik var oyunun, görüyor musunuz? Bu arada demo oynamamızın sebebi oyunun henüz çıkışını gerçekleştirmemiş olması. Şuna bir çaksana şuraya. Şuraya. Geyiklerin oraya. Geyiklerin oraya. İsabet yok ki. İsabet alamadı ya. Harbiden bronz çağına geçmişiz. Harbi harbi bronz çağına geçmişiz abi. Vay, buradaki çocuklar da avcılık yapmış. Ya base'ime niye vuruyorsun? Şu geyiklere vurun ne olur. Geyikler kafayı yedi. Biriniz geyiklere sıkabilir mi rica etsem? Hocam burası ne alemde? Oo çüş. Beyler hazinem o kadar yani...
aha, hayır! Bir altın daha atan haindir. Bir altın daha atarsanız çok büyük mevzu çıkarırım. Atma, atma. Atma bir şey. Atmayın, dökülüyor. Zenginlikten şikayet eden babuş. Olur gibi, olur gibi. Evet, şu bronz çağının yeni kulesini ve surlarını görelim sevgili arkadaşlar. Oğlum eşekle emmi nerede? Küstürdünüz mü lan? Para ver, para para getir. Bankacı reis. Aç kapıyı, hiç saklanmaya çalışma. Paran olduğunu biliyorum. Şuranın suru da bir en son kademeye getirelim de. Müzik enfes değil mi bu arada? Elimizde çok fazla boş asker var, boşta asker var. Onu da biliyorum. O boştaki askerleri de değerlendireceğiz. Aha, bankacı reis. Oğlum ben sana 10 altın atıyorum. Bana 7 olarak geri ödün. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bam, bam, ba, ba, bam, bam. Bir 10'luk daha atabileydim, iyiydi. Surlar çok güzel ilerledi bu arada. Aha, kaptırdığımız Hermit dayı bu işe yarıyormuş. Dayıymış bu arada, ben teyze zannediyordum. Hermit kuleleri falan upgrade'liyormuş abi. İlk bölümden teyzeyi kaptırmamız kötü oldu, biliyor musun? İlk bölümden teyzeyi kaptırmasaymışız demek ki. Emmim bu işe yarıyormuş zar. Emmi mi teyze mi artık? Abi kuleye bakar mısın? Bir tık daha upgrade'ine neler olur kim bilir. Agalar para size zahmet be. Bunlar var ya buradan avcılıkla dünyanın getirisini kazanıyorlar. Buraya gelmiyorsunuz mu? Buraya kadar ilerlemiyorlar galiba. Aha! Bak. Gelecek gün, yarın günün ilk ışıklarıyla buraya gelip buraya da bir kule yapacağız. Sonra köprünün önünü temizleyeceğiz. Kule yapıp köprünün önünü temizlemek bizim ana hedefimiz olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü adamlarımız avcılık yaptıktan sonra geri çekilirken oradaki kuleler de sıka sıka düşmanı yıpratır. Ve düşmanın yıpranması çok önemli. Belki tarlaya bile geçebiliriz yani. Tarla çağına bile geçebiliriz artık. Hiç tarımla uğraşmadık. Tarımla bile uğraşılır. Hermit, seni çok özleyeceğim Hermit dayı. Para. Teşekkürler. Seni geri yollayacak yere doğru da çekilelim. Aa hayret. Gözlerim yaşardı. 2 kuruş altın kasmışsınız. Şu arka kuleyi de upgrade'leyelim de. Çünkü burada çok savunma yapıp ilerlemiyoruz abi. Arkayı da upgrade'lemek güzel olur. Oy! Kime artistlik yapıyorsunuz lan? Arkadaşlar çekicin gücünü gördünüz mü? Kule olup olmaması önemli değil. Burada zibilyon tane okçu var. Hayır, 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 hayır. İptal. Lan adama veriyorum zannettim. Ağacı kestik kazara. Şu baldırı çıplak reisi de bir alalım. Bilader. Niye sen olur olmadık yerlerde duruyorsun artık? Küstün mü? Ne oldu hani? Seni değil de banka faizini tercih ettiğim için mi böylesin? Kesmeyin şunu. Şunu kes. Kesme onu. Kesme onu. Babanın ağzına tüküreyim. Bu asker alma kampının yıkılmasını istemiyorum abi. Büyük planımızı gerçekleştirmek üzere karşıya doğru gideceğiz ama şuraya bir upgrade daha çakacağım sanırım. Ya da o kadar acelemiz yok. Ay ne kadar güzel duruyor ya. Bak arkamızın emniyette olduğundan emin olayım. Bir gün daha bekleyebilirim abi. Sonra gider çarpışırım. Şurayı bir en üst kademe kule haline çevir. Orası yıkılırsa bu arada arka taraf patır patır devrilir. Dayı hiç paramız yok değil mi?
Bankacı bey. Şu adama ödediğim, şu adama verdiğim para kadar hiç kimseye para vermedim. Neyse artık bir gün oturup farmlanılacak. Para geldiğinde de tarlayı alana kadar ilerleyeceğim. Tarlanın önündeki taş biyomada bir tane kule dikeceğim ki gelenleri iyice zayıflatsın. Aynı savunma sistemine sahip olalım. Aynı zamanda tarladan da faydalanalım. Peki buraya tarla kuruluyor mu? Kurulmaz. Öndeki ağacı kesmek lazım. Bir ağaç daha kesip tek ağaç bırakırsam asker alma yeri çalışır mı acaba ya? Yeterince ordum var ama yine de askerleri kırmak istemiyorum. Abi deli divane okçu yapabilirim bu arada. Base'de bir ton adam boş boş oturuyor. Bayağı bir okçu yapacağım şöyle 10-12 tane. Şurayı izlere bir dur. Bu tarlacı bu. Bekle. Daha farma oturmadık. Şurayı izlere de bir kalkan vereceğim de. Son kademede nasıl bir şey oluyor bu? Vrı. Abi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Aa dur dur, bu surcu hermit bu. Bizim kaptırdığımız teyze kuleyi yükseltiyormuş. Olabilir böyle şeyler. Olabilir, olabilir, hiç önemli değil. Tamam, eşekçi başını yarın geri yollarız. Bizimkilerde de deli divane para var canım. Abi şu normal çalışan adamlara da... Ha bu okçu. Pardon. Normal çalışan adamlara da bir iki kalkan verelim mi? Kalkan ustası nerede ya? Öteki biyomda mıydı? Bilemedim. Gel bakalım geri. Bugün bütün topladığımız adamları okçu yapalım ya da yavaştan bir savaşçıları çekmeye başlayalım. Ama arkadaşlar, savaşçıdan önce bence bir ilk işimiz savunmayı fullemek olsun. Hani tarlacılığa falan geçmek olsun. Bugünü de atlattıktan sonra minik bir bölüm arası verelim. Sonraki bölümlerde artık hani oğlum siz ne kasıyorsunuz böyle lan? Kanka bu nasıl para? Bu para değil, bu başka bir şey, ben sana söyleyeyim. Kasa full, hadi bakalım. Kasa full. Ya tarıma geçmeye hiç gerek yok ya, baksana. O kadar iyiyiz ki. Hele şu kulenin haline bak abi. 4 tane adam alıyor. Yaklaşamazlar ki buraya. Hadi bakayım. Torun çekici aslanlar, torun çekici. Bitti. Bak. Bu kadar abi. Bu kadar. Bütün herifleri temizledik. Ortalık tertemiz oldu. Bence üzerimde bu kadar para varken gideyim şu tarlaya geçilecek yeri bir halledeyim. Sonra askeri çağa geçelim. Ama bütün bunları sevgili arkadaşlar gelecek bölümde yapalım. İzleyip vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle dostlar. Esenlikle kalın. Bay bay.